Hayatta kalabilmek, yaşam şartlarını minimum seviyede tutabilmek için elbette para kazanmak şart. Bazı gençler masa başında çalışmak isterken bazıları ise çalışmak istediği ortamın hem parasına hem de çevresine odaklanıyor. 30 bin TL maaşla masa başında çalışmak mı yoksa 50 bin TL maaşla sanayide çalışmak mı diye gençlere sorduk. Bakalım gençlerin cevabı ne oldu? 30 bin liraya masa başında mı yoksa 50 bin liraya sanayide mi çalışmak tercih edersin? 50 bin liraya sanayide çalışmayı tercih ederim. Peki neden? Ya şimdi ortam daha samimi ya da nasıl diyeyim öyle üstlerin yok, emir aldığın bir yer yok. Kendi işin olur büyük ihtimal. O yüzden yani. Ben de sanayi ya. Çünkü alın teri var orada, bir emek oluyor. Yani daha iyi olur, ortam samimi olur. Yani sanayide 50 bin TL. Sanayide çalışmak daha karlı. Masa başında oturarak olmaz yani. Hareketli hayat seviyoruz yani. 50 bin lira sanayide çalışmayı tercih ederim. Ablayım daha da fazla para. Hem de abla sanayi ortam iyi ablaya. Daha güzel ya. Makinelerin başında daha güzel geliyor. Abla ben zaten sanayide çalışmıyorum. Yani elektronik işleriyle uğraşıyoruz. Bence bu daha iyi yani. Genelde gençler masa başında çalışmayı ister diye düşünülse de çoğunluk sanayide kalabalık ortamda çalışmayı tercih ediyor. Abi bence masa başı çalışarak 30 bin lira maaş. Peki neden? Ya sanayide çok böyle sürünmektense oturduğum yerden 30 bin lira kazanmak bana daha mantıklı geliyor yani. Keyfine düşkün müsün birazcık? Biraz evet. Peki masa başı tercih etmemenin nedeni nedir? Asosyal oluyor bir başta. Ondan sonra işte kilo bakımından şey oluyor. Otur otur sürekli göbek yapıyor. Bu yani. Kilo olmasın diye mi masa başı tercih etmeyelim diyorsun? Yani. Masa başı işte çünkü birazcık daha robotlaşıyor insanlar. Ben sanayi daha tercih ederdim açıkçası. Sanayide en azından monoton bir hayat tarzın yok. Yani ilerleyebilme şansın var bence. Sanayici arkadaşlarım var. Gerçekten ortamı da güzel. Gayet zevkli vakit geçiyor. Hani zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Rahatına düşkün olan masa başında çalışmak istese de görülen o ki gençlerin çalışma şartlarındaki tercihi değişmeye başlamış.